Ankara'da belediye yay istilerinde sakinleri desteklemek için Kızılay ve Ulus meydanlarında ödenişsiz su paylanması için çadırlar kurdu. İsti saatlerde hizmet gösteren bu çadırlar sakinler tarafından büyük marakla karşılanır. İki aydır yaklaşık Seymen Su Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla devam ediyor. Ulus da heykelin karşısında hemen orada da aynı bir hizmet noktamız var. Orada da arkadaşlarımız devam ediyorlar bu hizmete. Bu hizmete vatandaş çok memnun. Çok büyük bir ilgi var. Ben daha önce gördüm birkaç yerde ama ilk defa su içiyorum. Gerçekten susamıştım şu an. İyi geldi, teşekkür ederiz. Bir tık acı geldi tadı bana ama susuzluğumuzu giderdi. Ki şu anda bulunduğumuz dünyada su çok önemli, bir yer kaplıyor. Suyun önemini herkes yani bilmeli. Kesinlikle her caddede olmasa da her semtte bu tarz projelerin devamı bence gelmeli. Çünkü yani çok da rağbet görüyor zaten. Çok başarılı buldum ben. Yani devamının olmasını beklerim. Her semtte görmek isteriz. Ben Burdur'dan geldim. İlk defa böyle bir projeyle karşılaştım. Aslında iyi olmuş hani böyle bir şey olması. Hani su hani almakta zorlanan insanlar var. Ama böyle bir proje daha güzel olmuş. Yani her semtte olursa yani farklı bir yerlerde olursa daha iyi olur. Güzel bir hizmet. Yani sıcaklarda bilhassa bu sene çok sıcak geçti havalar. Yani 35-40'da insanlar bunalıyordu. Yani güzel bir hizmet belediyenin. Onu takdir ediyoruz yani. Yani evet yani küresel ısınmanın sonucu böyle bir susuzluk yaşanıyor. Yani kullanılabilir, içilebilir su kaynakları sürekli bir şekilde süratli bir şekilde tüketiliyor. Yani bilinçsiz bir şekilde kullanılıyor. Bilhassa düşün dünya ülkelerinde, geri kalmış ülkelerde. Yani bunun yani eğitimle bu işin hallolacağını düşünüyorum ben. Yani bunun başında eğitim geliyor. İçilebilir suların bu şekilde verilmesi bir yerde fayda olur diye düşünüyorum. Çadırların isti hava şeraiti devam ettiği müddette hizmet göstereceği bildirildi. Ankara'dan Lale Qurbanova, Amerikanın Sesi için.